Evet, öncelikle hafta içi olmasına rağmen stadyuma gelip takımlarını destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara iyi bir oyun, iyi bir skor armağan edemediğimiz için de özür diliyoruz. Tabii takımın hazırlık kampı evresindeki performansı, çalışması bizleri işte sezona girerken çok büyük umutlarla girmemize sebep oldu. İşte hazırlık maçlarında gösterilen performans, hazırlık kamplarında gösterilen performans gayet iyiydi. Hatta standartların üzerinde bir performanstı. Ama lige kötü başlangıç yaptık. Takım içerisinde sanırım bir uyum problemimiz var. Koordinasyon eksikliğimiz var. Mücadele ile ilgili bazı sıkıntılarımız var. Bu da sahaya yansıyor maalesef. İşte hem iyi bir futbol gözükmüyor, hem de mücadelenin eksik olduğunu gösteriyor. Tabii biz takım kalitesi olarak bu ligin en üst düzey kaliteli takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Ama tabii bu kalitenin bir harmanlanıp sahaya iyi bir oyun kurması lazım. Bununla ilgili biz yönetim kurulumuz olarak üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tabii Diyarbakır Stadyumu'nun zemininin de kötü olması bizim kaliteli ayaklarımızın kendini gösterememesine de bir sebeptir. Tabii mazeret değil bu ama bu da bir sebeptir. Zeminin kötü olması. Bundan kaynaklı dediğim gibi ne gerekiyorsa yapacağız. Hocamızla toplantılarımızı yapacağız. Pazar günü bir maçımız var. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp oraya da galibiyet için gideceğiz ama benim buradan taraftarlarımızdan bir ricam var, bir isteğim var. Takımlar kötü gittikleri zaman daha fazla desteğe ve sahiplenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu desteği ve ihtiyacı daha fazla hissediyoruz. Yani evet iyi bir oyun sergileyemiyoruz ama bu takımın da sahiplenilmesi gerekiyor ve daha fazla destekle motive olması gerekiyor. İşte daha ligin başındayız, kaybedilmiş hiçbir şeyimiz yok. Yenilebiliyorsunuz. Evet ben felsefe olarak hep şunu benimserim. Futbolda kötü oynayabilirsiniz ama kötü mücadele edemezsiniz. Evet biz kötü mücadele ediyoruz şu anda ama eminim ki toparlayacağız. Herkes elini taşın altına koyacaktır. Hoca ekibimiz de gerekeni yapacaktır. Sporcularımız da gerekeni yapacaktır. Bize yönetim olarak üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. Bu takımı en kısa zamanda toparlayacağız. Göze hoş gelen, geçen yılki gibi göze hoş gelen, mücadele eden, hedef odaklı bir takım haline geleceğiz. Bunun için sanırım biraz zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarımız da bize biraz sabır göstersinler ve desteklerini daha fazla büyüterek bize destek olsunlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrardan bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Öncelikle Roma maçıyla alakalı gerçekten üzgünüz. İçeride kazanamadığımız için gelen taraftarlarımızdan gerçekten çok umutlu bir şekilde gelmişlerdi ama biz buna karşılık veremedik. Berabere bitti sonuçta, mağlup da olabilirdik. Şöyle bir durum var, sezon başında biz herkes tarafından favori gösterilen bir takımdık daha doğrusu. Hala da öyle. Sadece oyunu tam oturtturamadık. Burada da hem geçen seneden iskelet kadromuz yaklaşık 12 kişi 13 kişi duruyor. Kaynaşma aslında uzun bir erken bir kamp dönemi geçirdik. Ama saha içerisindeki oyun bir türlü yakalanamadı. Bu da bizim gördüğümüz, düşündüğümüz rakiplerin içeride özellikle tamamen defansif anlamda ve kontratak hızlı hücum yapmalarından kaynaklanıyor. Biz bunu açmakta biraz zorluk çekiyoruz. Dediğim gibi favori takımsanız favori takım gibi oynamak zorundasınız. Rakibin sert, agresif defans yapması bizi gerçekten saha içerisinde bozdu. Bundan dolayı oyuncularla beraber hakikaten üzgünüz. Ama şampiyonluk yarışında ben yine iddialı konuşuyorum. Çok iyi bir ekip var elimde. Çok iyi bir takım var elimde. Oyuncularımın hepsinin alnından öpüyorum. İnanılmaz iyi mücadele yaptılar. Şuradan çok net de tebrik etmek istiyorum. Sahayı bu duruma getiren kimse onu da tebrik etmek istiyorum. Çünkü bizim takım pas yapan, oynayan, oynadığında da daha fazla moral motivasyonu getiren kendine bir takımdı. Şimdi sahanın durumundan dolayı bu bahane değil kesinlikle. Tebrik etmek için söylüyorum. Sahanın durumu da bütün herkesin gördüğü gibi çok kötü. Bu oyunumuzu da biraz etkiliyor. Psikolojik anlamda da birazcık sıkıntı çekiyoruz ama dediğim gibi bugünkü mücadele gösteren, oynayan, oynamayan bütün oyuncularımı, kadroya girmeyen, giren, girmeyen bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir psikolojik savaş yaptık.
Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Ama hepsinin gösterdiği mücadeleden ve gösterecekleri mücadeleden son derece memnunum. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak. Bunu üzerlerine baskı hissederek, baskı söyleyerek oyuncularımı motive etmeye çalışıyorum. Bir beraberlikle, bir mağlubiyetle dağılacak takım da değiliz. Hiçbir şeyden korkumuz da yok. Gidip gitmeme gibi bir şeyimiz de yok. Ama biz iyi bir aileyiz, iyi bir ortamımız var. Taraftarlarımızla birlikte çok çok iyi bir aileyiz. Bunu geçen sene gördük zaten. Sadece bunu yakalamakta biraz gecikme olacak. İnşallah son zamanlarda bunu yakalayacağız. Bunu herkes görecek. Dediğim gibi üzgünüm, üzgünüz hepimiz. Ama üstüne basa basa söylüyorum. Gösterdikleri mücadeleden dolayı bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkesin de gördüğü gibi, bildiği gibi sezona iyi başlayamadık. Özellikle geçen haftaki Urfa maçından sonra bu hafta içeride mücadeleyle, istekle, iyi oyunla geçen haftayı unutturmak istiyorduk. Biz iyi insanlardan ve iyi futbolculardan kurulu, yönetimi, hocasıyla beraber iyi bir aile ortamı olan iyi bir takımız. Evet, geçen hafta ve bu hafta istediğimiz skorları alamadık ama bunu değiştirecek olan, sonunu güzel bitirecek olan yine bizleriz. Bir an önce toparlayacağız. Yani bugünkü mücadelemiz bence bunun için bir ışık oldu. Bunun üstüne daha fazla koymamız gerekiyor. Bugün 7-8 kişiyle savunma yapan bir Soma takımı vardı. Hiç hücumu düşünmeyen, son 10 dakika verdiğimiz 1-2 pozisyon hariç, kontralar hariç hiç öne çıkmayan 7-8 kişiyle savunma yapan bir Soma takımı vardı. Biz hem 7-8 kişilik savunmayı açmaya çalıştık. Ahmet Hocam'ın da dediği gibi sahayla da mücadele ediyoruz. Ama bunların hiçbiri bahane değil. Geçen sene burada 8-10 kişilik hocalarla beraberdik. İyi bir aile kurduk. Hani bunu gerçekten içten söylüyorum. Bu takım her şeyi hak ediyor. Bizler buradaki iyi insanlar her şeyi hak ediyor. Bunu düzeltecek olanlar da bizleriz. Çok üzgünüz. Bir kıvılcım, bir ateş bizi kendimize getirecek inşallah bu süreçte. Ben öncelikle Soma maçı için, bugün oynanan maç için kulüp olarak, cami olarak çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bir puan kazandık ama iki puan kaybettik. Taraftarlarımızdan, halkımızdan özür diliyoruz. Gidişat olarak biraz aslında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yani arkadaşlık olarak, aile ortamı olarak çok güzel bir enerji yakaladık. Fakat tabii bu bahane değil. Hocamızın ve Mehmet'in dediği gibi saha şartları falan asla bahane olarak değil. Ama ister istemez bu bizi etkiliyor. Çünkü biz pas yapmayı seven, topla oynamayı seven bir takımız. Bu şekilde kuruldu. Sahada bunun için bir etken ve olumsuz bir etken olduğu için bizi çok zorluyor. Asla bu bahane olarak değil. Mücadele anlamında ben de bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Oynayan oynamayan herkese. Saha içinde, saha dışında. Lige aslında kötü başlamadık çünkü çok erken. Liderle aramızda 5 puan var. Hocalar olarak, ekip olarak, futbolcu olarak hala ümidimiz çok yüksek. Çünkü şampiyonluğa kuruldu bu takım. Şu an 4. haftadayız. Olumsuz enerjiyi üzerimizden atmamız gerekiyor. Halk olarak, taraftar olarak. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Lütfen bizden desteğini esirgemesinler. Stada gelen, gelmeyen, televizyondan izleyen, izlemeyen bütün taraftarlarımızdan ricamızdır. Bizden desteklerini esirgemesinler. Çünkü biz inanıyoruz bunun sonu çok güzel bitecek. İnancımız bu yönde. Çünkü çok güzel, yani bunun olmaması için hiçbir etken yok. Arkadaşlık olsun, aile ortamı olsun, bir bütünlük sağladık, çok güzel bir bütünlük sağladık ama işte şartlar, bunlar bizi biraz böyle geriye götürmüş olabilir ama hiçbir şey için geç değil. Hatta bazen böyle bu tür kendi sahamızda beraberlikler bile aslında bir şeylerden ders çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. Bunların ilk haftalarda olması daha iyi, sonlara doğru olması aslında biraz daha sıkıntılı olabilirdi. En azından bir şeylerden ders çıkarabiliriz. Benim inancım, bizim inancımız tam, hocalar olarak, ekip olarak. Lütfen bizden destekleri de esirgemesinler. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Ne iyi başladık diyebilirim, ne kötü başladık diyebilirim. Sonuçta kazanılmış 5 puan var 4 maçta. İyi bir ekibiz. Her türlü söylüyorum bunu. Aşçısından, hocasına, yöneticisine, futbolcusuna, hepsinin içinde. Ama bazen istediğin şeyler olmaz sahanın içinde. İyi olan tarafı şu, bu ligin başları daha oturacak bu takım. Oturduğunda da daha iyi, daha güzel seyir verecek halka, camiaya. Başarılı olacağımızdan şüphemiz yok Allah'ın izniyle.
illaki olacak yani. Sadece sabır göstermek gerekiyor. Biz de herkes kadar üzülüyoruz çünkü. Hani kendimizi yiyoruz yani. Ama gördüğünüz gibi yani sağ dışarıdan ne kadar kötü görünüyor bilmiyorum. İçeride tümsekte oynuyoruz bildiğiniz. Bir an önce düzelmesi lazım. Çünkü toplu oynamayı seven bir takımız. O kadar çok etkiliyor ki hani rakibin ekmeğine yağ sürüyoruz resmen. Ve hep karşımızda buraya gelen 8 kişi, 10 kişi defans yapıyor. Yani açmak o kadar zor oluyor ki hele bu sahada. Çok zorlanıyoruz. Sadece hani yani gerçekten bahane böyle şeyler. Bahane yani, ne yalan söyleyeyim. Bahane yani. Çünkü çok kötü saha ama işte oturduğu zaman daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Hani biz de alışacağız. Alıştıktan sonra hem birbirimize, hem saha içinde, hem sahaya oturduğu zaman daha iyi bir seyir vereceğiz ve daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü şampiyonluk parolasıyla başladık ve öyle olacağını düşünüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sadece bizden desteklerini esirgemesinler. Hem bize yardım etsinler. Biz zaten sahada gerekeni yapacağız diye düşünüyorum.